Hadi sen de git tanış. Ya sen tanış abi. Hangisi torun? Bilal. Sen al kucağına buna. Küçük limonum ne? Sen tanış abi. Bunları siz her çocuğa takmadınız. Ekmez imzalı ağaçlar. Çocuk da alalım şuraya. Balon açtı. Rengini kalalım. Vitaminlerle iyi geçinmelisin. Evet, arkadakiler onu sallayın. Bu artık ilçemizde gelenekselleşti, bu vitamin C şenliği. Bunun şu faydasını görüyoruz. Çocuklarımız özellikle Erdemli, özellikle narenciyenin, limonun başkenti, en çok Türkiye'de üretim yapılan limon Erdemli'den. Tabii bizim bu çocuklarımız da yaşadığı bölgeyle duyarlı ve etkili ne olduğu konusunda bilgilendirmemiz gerekiyor. Biz eğitimde sadece okulda olmayıp da sosyal etkinliklerle de bu tür etkinliklerle de eğitimin sosyal yönünü de görüyoruz. Erdemli'de yaşıyoruz. Onun için bu şehrin hemşeri kimliğiyle sahipleneceğiz. Duyarlı olacağız, birikimlerini, değerlerini kazanıp ve bunu paylaşmalıyız. Çocuklarımız özellikle bu tür etkinliklerle daha bilinçli, daha duyarlı oluyor. Ve Alata ana sınıfı. Erdemli İlkokulu. Tömük Cumhuriyet İlkokulu. Tömük Yeşildere İlkokulu. Erdemli deyince aklımıza Narinciye geliyor. İnsan deyince aslında aklımıza da çocuklarımız geliyor. İşte Narinciye'nin o güzel kokusu, o bizi oluşturduğu güzel tat, dünyamızı da aslında güzel kokularıyla, sabahın esintileriyle güzelleştiren, hayatımıza lezzet katan, çocuklarımızın o masumiyetini bir araya getirirdi. Onlara burada Narinciye'lerimizden elde edilen ürünleri üretim yapabilmenin hazzını, üretmenin ne kadar güzel olduğunu, öğretmen arkadaşlarımız onlara bunun rehberliğini etmeye çalışmışlar. Aslında o bilinci burada kazandırmaya çalışıyorlar. Çok eğlendim. Neler yaptın? Öğretmenimizle yürüdük. Başka? Hangi meyveleri gördün? Limon, portakal, muz. Bunlar çok faydalı. Çok güzel yesinler. C vitamini şenliği olarak geldik. Portakal kuruttuk, mandalina, limon, greyfurt bunların hepsini kuruttuk. Şapkalar hazırladık, yiyecekler, portakallı limonlu kekler, sarmalar.
çiğ köfteler, reçeller, her şeyi hazırladık. Sabahtan geldik, standımızı kurduk. Bu şekilde gördüğünüz gibi her şeyi hazırladık ve buradayız. Çocuklar sabahtan beri zaten çok heyecanlılar. Durduramadık, oturdukları yerde hiç durmuyorlar, habire koşturuyorlar. Yiyeceklere zaten en önce onlar başladılar yemeye. Şu anda keyifleri yerinde. Çocuklara katkısı nedir bu etkinliğe? İlk önce bir ortama girip insanlarla kaynaşmayı, ortam görmeyi biliyorlar. Özgüvenleri gelişiyor. Aynı zamanda hani bizim yaşadığımız yerdeki geçim kaynağı aslında bir narenci işi olduğu için aslında bu bir yandan da aşılanıyor çocuklara. Bu aşılanıyor ve çok güzel bir şey bence.